geldin. Merhabalar. Ben Nizip Kaymakamı Kemal Şahin. Aynı zamanda buradaki iki kampımızın da yöneticisiyim. Yani geçici misafirlerimizi barındırdığımız geçici barınma merkezi. Bir yan tarafta gelirken sol tarafınızda görmüşsünüzdür. Çadır kentimiz var. Burası da konteyner. Yani yapı olarak da konteyner kent. 7 tane hekim var burada arkadaşlar. Ve yeteri kadar da hemşirelerimiz var. Arkadaşlar merhaba. Kolay gelsin. Bugün kaç muayene yaptınız? Yani yapmış. 70. Evet, biz de. Merhaba. Senin kız kaç yaşında? Çalışıyoruz. Hani bu nedenle Arap tercümanlarımız var. Biz takıldığımız yerde onlar tercüme edip tekrar Türkçe eğitimine devam ediyoruz. Açtığım evan goy goy goy. Karnımda bu gem gem gem. Bunu yapmış. Evet. Sizden? Evet hocam. Afaktan. Yok, halk eğitim. Halk eğitim. Halk eğitim. Tabii. Şuna. Kendisi de bizim birçok yerde buyurun. Size sanatınızı anlatabiliriz. Evet, burada da katkı. Biz İpek Kozası yapıyoruz. Yalova'dan geldim ben bugün için. Burada bayanların bir bahar tacı yaptıracağız. Özellikle hani kız çocuğu olanları seçelim. Evet. Siz tutukta kaldınız. Tamam bırakın. Şekeri nerede? Sünir. Çerkez mi? Emre Enstitüsü olarak biz bilim diplomasisi de yapıyoruz ve bilim diplomasisini özellikle Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde gerçekleştiriyoruz. Bu matematik tırını yurt dışına götürmeden önce Türkiye'deki kamplarda öğrencilerle buluşturuyoruz ve öğrencilerin
analitik düşünmesini sağlamak için, bilimi sevdirmek için şu ana kadar 10 bin öğrenciye ulaştık. Farklı noktalarda matematiği keşfederek, dokunarak öğreniyorlar ve böylelikle de yeni bir tecrübe ediniyorlar. Şu anda Nizip'te iki kampta bu uygulamayı gerçekleştirdik. Buradan şu ana kadar 10 bin kişiye ulaştı, 45 bin kişiye ulaşacak. Ve böylelikle de hemen yanı başımızda 20-30 kilometre ileride Suriye halkı, bunlar etnik yapısı ne olursa olsun, Türk, Türkmen, Arap, Kürt, bütün halkların orada yaşadıkları perişanlıklara rağmen burada 30 kilometre ötede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin himayesinde daha barışçıl bir ortamda bilimi rehber edinerek üretebileceklerini gösteriyoruz ve onların da üretmek için yeniden bu coğrafyanın ihtiyacı olan bilime, akla yeniden dönmelerini teşvik için bu projeyi gerçekleştiriyoruz ve ülkemizin bu da gücünü gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir taraftan yurt dışında Mehmetçiğimiz kahramanca savaşırken ve oraları Türk halkı için ve Suriye vatandaşları için terörden arındırırken aynı zamanda himayemizde olan insanlara da yeniden kendilerine güvenmelerini ve bilim ile, akıl ile yeniden bir hayat kurabileceklerini gösteriyoruz. Bu anlamda da çok başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum. Özellikle de burada AFAD'ın, valiliğin, kaymakamlığın yaptığı faaliyetleri de görünce etkilenmemek mümkün değil. Dünya ne derse desin, Türkiye her zaman bu birlikteliği ve başarıyı sağlayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü'nün matematik tırı projesinin bugün ve yarın da devam edecek ilçemizdeki geçici barınma merkezindeki öğrencilerimize yapmış oldukları gösterileri, etkinlikler son derece etkileyici. Ben öncelikle bu projeye emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Kendisinden bir ricada bulundum. Sadece geçici barınma merkezimizde yetinmeyelim. İlçemizde özellikle Suriyeli misafir öğrencilerimizin yoğunlukta bulunduğu okullarımız var. Mümkünse orada da bu tırımız etkinlik yapsın dedim. Sağ olsunlar da kabul ettiler. İnşallah bundan sonra belli bir süre ilçe merkezimizdeki okullarımıza da uğrayacaklar. Ben gerçekten proje çok etkileyici ve başarılı gördüğümüz kadarıyla bu tür etkinliklerin devamı dileğiyle çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum başkanımıza. Suriyeli mültecileri yakından gördünüz. Ve içinde bulundukları şartlar, gençlere bilimin götürülmesi, ayaklarına götürülmesi ve matematiği ve bilimi sevdirme konusunda Türkiye'nin bu faaliyetlerine ne diyorsunuz? İlk önce ben Türk hükümetine, Türk halkına gerçekten gönülden kutlamak istiyorum, teşekkür etmek istiyorum. Suriyeli kardeşlerimize misafir etmesinden dolayı ve onlara verilen kanalına gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya gezdikten sonra ve burada misafirlerimize verdiğiniz imkanlara baktıktan sonra gerçekten büyük çabaların yapıldığını gösteriyor ve takdirle karşılıyorum. Bu müze fikri bilim üretimi için çok güzel bir uygulama. Gerçi biz Filistin'de aynı uygulama yapıyoruz ve bunun yararı çok görüyoruz. Umarız bu gençlere ve çocuklara eğitimlerine katkı bulunuyor ve bilimi ve matematiği sevdirme için vesile oluyor. Tekrar size teşekkür ediyorum. Bize de misafir ettiğinizde teşekkür ediyoruz. Buraya gelip bunları görmekten gerçekten son derece mutluyuz ve sevinçliyiz.